Evet, tam da başlıkta gördüğünüz üzere. Karanlık ortamda televizyon seyredilmez yasağını kim koydu ya da böyle bir standardı kim getirdi sorusunu neden sormak zorunda kaldık? Öncelikle hemen şöyle bir bilgi vereyim size. İlini belirtmeyeyim hadi ama. Bir Philips yetkili servisi ile tüketicisinin arasındaki diyalogda aynen şöyle bir durum geçiyor. Şimdi öncelikle sevgili kardeşimiz ne demiş ona bir bakalım. Adem Bey merhabalar. Bora ben şu ilden size yazıyorum. Yeni Philips 58 Plus 8506 model bir televizyon aldım. 2 gün önce kuruldu. Televizyonda ışık sızması var. Normal seviyelerde mi değil mi şüpheliyim. Ancak Philips'in yönlendirdiği yetkili servisin olaya yaklaşımı çok garibime gitti. Sizinle paylaşmak ve zamanınız olursa yapabileceklerim hakkında bilgi almak amaçlı sizi rahatsız etmekteyim. İlgili konuşma görsel eklidir. Şimdiden zamanınız için müteşekkirim demiş. Ben teşekkür ederim kardeşim. Keyifle ilgileniyorum böyle konularla. İçiniz rahat olsun. Buradaki asıl en büyük problemimiz nedir bizim? Aslında şu ekrana ekledim ben şuraya. Bu bir 58 Pus 8506 Philips marka televizyonun siyah ekranı. Evet evet bu gördüğünüz siyah ekran. Ve ne yazık ki Philips'in yetkili servisi de bu normal, bu modeller böyle moduna gelmiş ki biz Philips'te, LG'de, TCL'de servislerin bu tarz yaklaşımlarına biz alıştık. Vatandaş yadırgıyor ancak biz alıştık. Zaten o yüzden satın alma sürecinde bu markalara bu yönde dikkat edilmesi gerektiğine dair açıklamalarda bulunuyoruz. Aralarındaki diyalog aynen şu şekilde ilerliyor. Sonra açıklayayım size konuyu. Servis işte iletişim kurduğunuz için teşekkürler derken Normal yayın akışında video atar mısınız? Oda lambası açık diyor. Önce bir ön koşulunu burada dile getiriyor. Vatandaş tamamdır eve geçince paylaşacağım ama karanlıkta çok belirgin diyor. Tüketici haklı. Tüketici olarak, tüketici gözüyle bakıyor. Ve e, şöyle bir mantıkla da yaklaşın konuya. E, satarken bu adama söylenmemiş ki bunu karanlık odada izlememen lazım veya izleyemezsin diye. Asıl bombanın olduğu yer şurası. Bir yetkili servisin. Türkiye Cumhuriyeti topraklarında TP vizyona bağlı bir Philips yetkili servisinin tüketiciye beyanı şu: Karanlık standart dışı bir izleme. Hmm. Televizyonlarda aydınlatma LED ışık olduğu için tam siyah ekran alınamaz. Doğru. Yayın akışında sorun yoksa ki olmaz bir arıza değil. Standart olarak kabul edilir. Asıl önemli kısmı ve benim yok artık ya buna bir video yapılır dediğim kısım şu. Karanlık ortamda TV izlemesi standart dışıdır. Kesin, kati ve net bir şekilde yazıyor servis. Bir de büyük harfle yazıyor o ayrı konu da neyse. Yani o hani biliyorsunuz yazışma kurallarına, görgü kurallarına aykırıdır aslında bu durum. Neyse geçtik biz artık beklemiyoruz yani o, o, bu bakış açısından fazlasında beklemiyoruz yani. Şimdi öncelikle ben bu servis dostumuza yani netice itibariyle o da bir emir kulu. Çünkü kendisine dayatılan hizmet kalitesi neyse onu dikte ediyor mu diyeyim, ne diyeyim? Doğrusunu siz e, söyleyin. Beni düzeltin artık yani. Şimdi karanlık ortamda TV izlemesi standart dışıdır cümlesinin içerisindeki standart kelimesinin buradan alıyoruz ve bu yetkili servis dostumuza diyoruz ki: Sevgili dostum, hangi standart? Mesela standart dediğinde şöyle bir şey olur bizim şebeke gerilim değerimiz resmi olarak nedir? Genelde 220 olarak bilinir ama aslında değil. Yanlış hatırlamıyorsam 2011'de mi ne değişmişti o standart. TSEN 50160 sayılı standart gereği bizim şebeke gerilimimiz 230 volt. Hertz değerimiz de 50 Hertz'dir. Alsanız standart. Heh, şimdi burayı aldık. Demek ki standart deyince neymiş? Bunun gerçekten yazılı bir standardı varmış. Bunu anladık cebimize koyduk. Şimdi tekrar dönüyoruz saygılı bir şekilde değerli servis dostumuza diyoruz ki saygı değer servis dostum hangi standart? Efendim? Ha yok cevap yok. Çünkü öyle bir standart yok. Ya arkadaş yani çok özür dilerim kaba olacak ama totonuzdan standartta uydurmayın artık lütfen yani. Şimdi burada bariz bir şekilde belli ki bu cihazda bir clouding problemi var. Yani homojen olmayan bir ışık dağılımı söz konusu. Arkadaş bu görüntü homojen değil. Yani bunu vatandaşa standartlar mı standartlar araya böyle sokarak falan bunu vatandaşa yedirmeye çalışmanın bir anlamı yok. Tamam, haklıdır benim servis dostum. Elinden bir şey gelmez. Ama bari en azından bunları yapmayın ya. Hangi standart derler adama? Kalırsın öyle ondan sonra. Ama Şimdi bak sen dayanığı olmadan konuşuyorsun. Ben sana dayanığı olarak hemen bir bilgi vereyim. 6502 sayılı tüketiciyi koruma kanunu madde 8. Ayıplı mal. Evet evet ayıplı mal. Bak dayanağın da var. 6502'nin 8'inde ayıplı malın tanımı yapılmıştır. 6502'nin 11'inde de tüketiciye 4 seçimlik hakkı verilmiştir. Bu haklardan birisi ayıp oranında indirim talep etme, birisi onarım tercihi tüketicinin isteğine bağlı. Birisi ücret iadesi yani sözleşmeden cayma, sözleşmeden dönme hakkı. Birisi de malın ayıpsız misliyle değişime hakkıdır ki dikkat ederseniz kurduğum cümlelerin bir dayanağı var. Şebeke gerilimi 230 volttur 50 Hz'dir diyorum. Standart TSEN 50160 bitti. Ayıplı mal diyorum 6502 madde 8 bitti. 4 seçimlik hakkı diyorum 6502 madde 11 bitti. Çok güzel. Karanlık odada televizyon kullanımı standart dışıdır. Evet, hangi standart? Bekliyoruz. Servis dostumuzdan bize bu standardı açıklamasını bekliyoruz. Açıklayamayacak dostumuz çünkü öyle bir standart yok. Dolayısıyla biz şimdi servisin bu beyanını yok hükmünde kabul ediyoruz. Peki, aynı zamanda böyle bir standart olmamakla birlikte 97 sayfalık kullanım kılavuzunun hangi sayfasında karanlık ortamda televizyon izlenmez? ibaresi vardır. O zaman yetkili servis dostumuzdan saygı ile bunu açıklamasını istiyoruz. Hangi sayfa? Biz bulamadık çünkü. Çünkü o 97 sayfanın 97'sini birden yukarıdan aşağı kadar geçtim ben. Servisimizin bahsetmiş olduğu standart, yasak, yasa hemşerim falan. Ya bunların hiçbirini bulamadık. Çünkü öyle bir şey de yok. Buna da geçtim. Bunu da öbür cebimize koyduk. Bu malı tüketiciye satarken Philips'in hangi değerli promotör emekçi kardeşim bu vatandaşa aga bak sen bu televizyonu alıyorsun ama Philips televizyonlar karanlıkta izlenmez çünkü standart dışıdır. Bilgisini verdi. Veya verdi mi? İster istemez bunu da sormak zorunda kalıyoruz. Şimdi neresinden tutarsanız tutun bunun tutulacak hiçbir tarafı yok. Orası belli. Şimdi ben basit bir soru sormak istiyorum. Game of Thrones izleyenler bilir. Hele ki final sezonunu izleyenler çok daha iyi bilir. Ya arkadaş Odada lamba yanması veya yanmaması bir şey ifade etmiyor ki o karanlık sahneleri karanlık olarak görebilmen böyle bir ekranda mümkün değil. Değil yani. İster istemez o zaman ben şuraya da atıfta bulunmak istiyorum. Ha bir saniye müsaade edin. Hemen şuradan bir kontrol sağlayalım. Şöyle şunu alayım. Bunu küçülteyim. Acaba üstüne gelir mi? Şunu şuraya getirsem. Ha evet, geliyor mu? Geliyor. Evet. Bu gördüğünüz Philips'in siyah ekranı, bu gördüğünüzde Onvo'nun siyah ekranı. Şimdi benim amacım burada bir, bir marka karalaması yapmak da değil, başka bir markayı ön plana çıkarmak da değil. Ne Philips beni ilgilendirir ne de Onvo. Ben doğrulara ve yanlışlara bakıyorum. Kardeşim ya ekonomik üretim yaptığını iddia eden Onvo'nun bile siyah ekranı bu. Evet servisimiz doğru söylüyor. LED televizyonlarda tam siyah alamazsın. Saygı duyuyorum ustama. Doğru söylemiş. Veya onu bir ustamız mı yazmış mıdır ondan bile emin değilim. hanımefendi yazmış olabilir belki. Allah aşkına şunu tüketiciye normal olarak kabul ettirmeye kalkmayın kardeşim ya. Ya iki gram da vicdan olsun lütfen yani. Tamam anlıyorum sizin de müdürünüz var, operasyon uzmanınız var, bağlı bulunduğunuz firmalar var falan. Ama biraz da hani şurası da önemli değil mi ustacım ya? Ya Allah aşkına ya bu bu nasıl normal kabul edilebilir ki? Yani bak ekonomik üretim yaptığını iddia eden adam bile bunu başarmış. Ama sizin vatandaşa bu normal bu modeller böyle dediğiniz ekran bu Olmuyor. Yani bu bu hoş bir yaklaşım şekli olmuyor. Doğru bir yaklaşım, doğru bir bakış açısı olmuyor. Yani bugün ekonomik üretim yaptığını iddia eden bir firma bile bunu başarabiliyorsa siz başaramıyorsanız o zaman oturup da ba başka şeyleri tartışmamız gerekiyor burada. Ben ondan sonra bu ekranda TP Vizyon'la ilgili kardeşim bakın Philips'ten mal alacaksanız bunları peşin peşin kabul etmiş olursunuz. Haberiniz olsun dediğimde sanki marka karalıyorum zannetmeyin. Bunun benim marka karalamamla ilgisi yok. Bakın ben burada bir video çekerken yine Philips'ten bir örnek vermiştim. Bakın o örnekte burada mesela. Şuraya getireyim. Bunu da yanına koyalım mesela. Görünüyor mu? Ha görünüyor. Şurada gördüğünüz. Ha bunlardan 50 pus 8505 mi? 50 pus 8506 mı ne? Öyle bir. Ha 06'ymış. Al bu görüntülerde 50 pus 85.06'ya ait. Yani ben burada sadece bu servisimizin yapmış olduğu tespitten yola çıkarak bu videoyu çekiyorum ama genel manada TP vizyonun bakış açısında bir sıkıntı var. Problem o. Problem burada zaten. Ben tüketici gözüyle bakarım kardeşim. Lan adamın biri diyor ki ben ekonomik üretim yapıyorum benden bu kadar kardeşim diyor. Ortaya bu çıkıyor. Öbürü diyor ki ben dünyanın sayılı markalarından biriyim. Aga benden iyi kimse televizyon yapamaz diyor. Ortaya bu çıkıyor. Ya ortada bir saçmalık bir dengesizlik yok mu sizce? Birine veriyoruz 5 bin lira öbürüne veriyoruz 9 bin lira. Veya 8 bin lira. Ha 8 bin lira vermemizin mükafatı mı bu şimdi yani? Örnek yani rakamlar örnektir. Bakış açısı yanlış. Yani dolayısıyla burada değerli ustamızın veya yetkili servisin tüketiciye kalkıp da hani normal yayın akışında video atar mısınız? Game of Thrones'un final sahnesi abi normal yayın akışı. Karanlık yani mağaranın içinde gidiyorlar. Biz şimdi yönetmene aga bu senin yaptığın standart dışı ayıp ediyorsun ha mı diyeceğiz yani. Ya ilk defa mı karanlık sahneli bir film seyrediyoruz. Snowpiercer da aynı şekilde. Hadi illa Game of Thrones olması şart değil. Snowpiercer dizisi de bir trenin vagonlarının içerisinde geçiyor izleyenler biliyor. Sahnelerin çoğu karanlık kardeşim. Ne yapayım ya Allah aşkına ben bunu mu seyredeceğim yani şimdi? Bu mantıksız. Peki attık bunları bir kenara. Bu değerli kardeşimiz ne yapabilir? Ya ne yapabilir konusunu tartışmaya bile gerek yok. Zaten ne yapılacağı belli. Sizin böyle bir bakış açısına sahip servis ile de tüketicisine bakış açısı bu olan TP Vizyon ile de senin bu sorunu çözebilmen mümkün değil değerli kardeşim. Sevgili Boracım. Burada yapacağın iş gayet belli. Alacaksın abi bu ekran görüntülerini, kayıtları. Güzel bir dosya hazırlayacaksın. Gerekiyorsa dilekçeni bile ben yazarım. Teknik argüman da eklerim içerisine. Sen boş yerlerini doldurursun. Götürürsün. Hakem heyetine verirsin. Hakem heyetinden bilirkişi talep edersin. Bilirkişi gelir. Gerekirse benim yayınladığım kaynakları da referans olarak da değerli bilir kişimiz de zaten konuya vakıf bir insan olacaktır diye düşünüyorum. Bilir kişi gelir bu ekrana bakar zaten konunun ne olduğunu anlar. Ne olur biliyor musun? 6 ay sonra dahi olsa senin bu televizyonun senin tercihin ne neyse o yönde ya iade edilir ya da malın ayıpsız misliyle değişimine gidilir. Burada zarar eden yine TP vizyon olacaktır. Neden? Kardeşim bugün değiştirmediğin şeyi devletin emriyle 6 ay içerisinde çünkü heyetin yoğunluğuna göre o iş değişir değiştirmek zorunda kalırsın. 6 ay sonra da bu tarz bakış açısına sahip firmalar Aa, bu modellerin üretimi yok biz ücret iadesi yapalım yoluna gitmeye kalkarlar. Hiç geri adım atma kardeşim. Bu iş cebri icraya kadar gider. Gerekirse gerekirse gidersin bir üst modelini kutulu televizyonla, avukatla, sarı taksiyle, pembe dosyayla gidip haczini bile yaparsın. Yine de söke söke alırsın. Yani bu iş öyle. Yani tamam onların güçlü şirketler, büyük firmalar, avukatlar, orduları var falan. Fakat bizim de doğru olduğunu bildiğimiz olgular ve de yüce devletimiz var. Her şeyden evvel ben bu ülkenin yasa ve yönetmeliğinden üstün hiçbir şey görmem. Ne TP Vizyon beni ilgilendirir ne onların avukatları ne de vatandaşa normal diye yutturmaya çalıştıkları böyle televizyonlar. Dolayısıyla sevgili kardeşim senin yapacağın işlem belli. Hukuk yoluna gideceksin. İşlem Kaç ay sürüyorsa sürsün. Sen o televizyonu kullanmaya devam et. Biliyorum bu sana böyle keyif vermeyecek. Ancak yapacak bir şey yok. Çünkü bunların bu tarz firmaların tüketicisine bakış açısı bu dostum bu. Yapacak bir şey yok. Adem Elbacı'nın git yıllar evvel yayınladığı videolara bak. Adem Elbacı bundan 3 sene önce ne diyorsa bugün aynı şey. 2 sene önce ne diyorsa aynı şey. Geçen sene ne diyorsa aynı şey. Bu firmalar yıllardır böyle. Ya o yüzden firma bazında bu işi çözebileceğini zannetme. Bu işi ancak hukuk paklar. Senin yine sormak istediğin herhangi bir şey olursa mail ile de biz irtibat kurarız. Dostlar, Philips'ten yani burada onmo videosu yani burada sunduğumuz şu örnekte yine bir Philips var. Bu örnekte yine bir Philips var. Dolayısıyla Philips televizyon satın alan dostlara da şöyle bir e, tavsiyede bulunacağım. Bu arada Bora kardeşimize de sitem edeceğiz. Neden sitem edeceğiz? E Boracım, babuş. Niye yani montajda testini yapmıyorsun kardeşim? Montajı yapıyor adam imzayı atıyorsun ondan sonra bak uğraşıyorsun. Halbuki testleri yaptıktan sonra sen servise ben o montaj formunu imzalamam kardeşim desen olayın hukuki takibi senin açından daha kolay olurdu. Çünkü yasal olarak montaj hizmeti tamamlanmış bir ürün olmazdı o zaman ortada. Ya da servis formuna şart düşerdin. Ürünümde problem var. Sadece montajın yapıldığını onaylıyorum problemin olduğunu buraya şerh düşüyorum diye yazardın oraya. Yani panel homojen testi yapmadan televizyon montaj evraklarınızı imzalamayın dostlar lütfen. Bunu da unutmamanızı rica ediyorum. Unuttuğum atladığım bir şey varsa yorumlarda görüşürüz. Değerli servis dostumuz da bana darılmasın, gücenmesin, küfretmesin. Yani benim hakkımda ne düşünüyorsanız Allah size 10 katını versin. Yani ağzınızdan ne çıkıyorsa düşünün artık onu. Çünkü siz de biliyorsunuz ki yanlış bir şey söylemiyoruz burada. Bu size yapılsa siz de kabul etmezsiniz. Philips'in yetkili servisiniz. Sony televizyon satın aldığınızı ve evinize böyle bir televizyon getirildiğini, servisin de size bu modeller böyle dediğini düşünün. Kabul eder misiniz yani? Lütfen biraz daha empati kurmayı başarabilelim. Rica ediyorum. Dostlar yorumlarda görüşürüz. Hoşçakalın.